Muhterem kardeşlerim, tek başımıza, tek başıma ben olarak, tek başına sen olarak bir şey yapabilirsin. Fakat iki kişi olursanız daha çok iş yaparsınız ve ayrıca bereket olur. Daha fazla gruplar halinde çalışırsanız daha büyük bereket olur. Müslümanlar fikir farklarına rağmen işbirliği yapmasını öğrenmek mecburiyetindedirler. Zorundadırlar. Ben anlamıyorum. Ümmet-i Muhammed diye koca cihana yayılmış 1 milyarlık ümmetiz diyoruz. Yani Türkiye içindeki Müslüman gruplar birbirleriyle suyla zeytinyağının imtizaç etmediği gibi ayrı duruyorlar. Şişeye koysan birisi altta birisi üstte kalıyor. İmtizaç etmiyor. Olmayacak. Suyun içindeki şeker gibi olacak. Eriyecek. Her tarafa yayılacak. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bu benim sözüm değil. Kur'an-ı Kerim'in sözü. Allah'ın sözü. Onun için ayrılıkçı, grupçu her çalışmayı kötü çalışma olarak görüyorum. Suyu niyetli çalışma olarak görüyorum. Kötü çalışma olarak görüyorum. Arkasında kötü niyet de vardır diye de suizanda ediyorum. Ayrılıkçı olmayacağız. Birleştirici olacağız. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Biz şura dediğimiz zaman bazı gazetelerde alay mevzu yapıldı. Eğitim şurası, askerlik şurası, efendim spor şurası, şimdi çıktı bir de İslam şurası diye. Böyle saçma şey olmaz. Hizmeti sadece ben yaparım, başkası yapamaz. O kötü, bu kötü, daha ötekisi kötü, ötekisi kötü, ötekisi kötü, bir ben iyiyim. Bu son derece yanlış bir zihniyet. Onun için başarıya ulaşılmıyor. Biz Müslümanların mutlaka fikir ihtilaflarına rağmen, kendilerini ayırmak isteyen ajan provokatörlere rağmen, suni ayrılıklar çıkartmak isteyen bir takım fanatiklere rağmen birleşmesi gerektiğinin boyunlarının borcu olduğunu bastıra bastıra burada söylemek durumundayız. O tarzda çalışmak durumundayız. Ben yaraları sarmaya çalışıyorum. Kimseye özel medhiye çıkartmak niyetinde değilim. Allah huzurunda beni vebal altına sokacak bir gülücükten bile korkarım. Bir tebessümden bile korkarım. Allah'ın sevmediği bir insana tebessüm etmekten Allah'a sığınırım. Allah'ın sevmediği bir insana efendim diye sözümün arasında sürçülisanla efendim kelimesini kullanmaktan vallahi korkuyorum. Billahi korkuyorum. Diyemedim. Yani profesöre efendim diyemez duruma geldim o hadis-i şerifi okuduktan sonra. Müslümanları kardeş olduğunu hatırlamaya davet ediyor. Süleymancı, Kur'an kurslarına yardım etmek isteyen kardeşlerimiz ne var? Kusurları var, benim de var. Senin de var. Sen onun kusurlarını ararsan o da bir liste senin kusurunu çıkartır. Nurcu, efendim şöyleymişti, böyleymişti. Canım, o sana ait değil. Falanca grup, filanca grup, şu tepki, bu derge. Hayır, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde olacak. Sanıyorum benim birlik ve beraberlik deyince bazı kimselerin şafak attı yani. Akılları başlarından gitti. Memnun olmadılar. Demek ki isabetli bir şey söylemişim.